Peki siz mi ön ayak oldunuz bu UEFA'ya ve Futbol Federasyonu'na Galatasaray'ı mali anlamda yazıyla bir anlamda şikayet etme konusunda? Evet diyebilirim. Gerçi çoğunluk spor kamuoyunun neredeyse tamamı tarafından bilinen bazı gerçeklerin özellikle 100 yıllık bir Türk kulübü tarafından hasır altı edilmesi, gerek Türkiye Futbol Federasyonu'nun gerekse UEFA'nın kandırılmaya çalışılması, kendi uzmanlık alanım çerçevesinde gördüğüm için bunu yazıya döktüm. Kendi blog sayfamdan yayınladım ve birçok taraftar, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı ve diğer takımların taraftarları bunları federasyon ve UEFA'ya göndermeye başladılar. Sadece bugünkü rakam birçok arkadaşım merak ediyordu. Bugün 3200 mail ve faks olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderildi. Belgeleriyle beraber yani 3 Temmuz 2011 sürecinde Mehmet Bey'in bahsettiği gibi Fenerbahçe şike yapmıştır şeklinde yazılar değil, Galatasaray Kulübü'nün resmi belgeleri çerçevesinde ekler olarak gösterilerek gönderildi. Biz Bunlar bu yazılarda neyiz? zaten UEFA'da yok muydu? Hayır efendim, UEFA'ya sunulan belgeler değil, federasyona sunulan belgeler bizim gösterdiğimiz Galatasaray'ın resmi belgelerinden farklı. Hakan Bey, peki ne Buyurun Mehmet Bey. içeriği ne? Yani şöyle, yani bu borsa ile ilgili mi, mali tabloyla ilgili mi, sizin elinizdeki Galatasaray'ın federasyona farklı gösterip kendi gerçek mali tablolarında farklı olan belgeler neler? Hemen birkaç madde halinde anlatayım ama rica edeceğim önceki programlardaki gibi bitirmemi beklerseniz soru sormak için. Ama Çünkü şöyle ya karışıyor. yani, yani şöyle ya yani şeyi unutma ne olur. Yani şeyin seyircinin anlayabileceği şekilde şey yaparsanız Bir de benim bir rezone ricam var. ederseniz. Benim bir ricam var. Lütfen paragraf paragraf gidelim. Çok uzun süreli anlatmayın. Anlatacaklarınızı 3 ayrı bölüme ayırın. Öyle devam edelim, olur mu? Peki, öyle Peki. yapalım. Öncelikle ana konulardan gireyim. Stat konusu UEFA'nın çok önem verdiği bir konudur. Arena stadı. Galatasaray bu sene sermaye piyasası kuruna verdiği izahnamede, kendisinin yazdığı, imzaladığı resmi izahnamede Arena stadı ile ilgili olarak Gençlik Spor Bakanlığı ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile mahkemelik olduğunu, 10 ayrı davasının olduğunu ve belki de gelecek sezon maçlarını başka statta oynayabileceğini, stadın elinden alınabileceğini bizzat ifade etmiş, imzalamış ve mühürlü olarak bunu sermaye piyasası kuruna vermiştir. Bu Bu belge peki bir şey elimizdedir. diyeceğim. Twitter'da ve diğer arkadaşların bütün sayfalarında görülebilir bu. Ve bu belge bu belgeyi elinizde değil mi? birinci Elinizde bu belge. elimde Galatasaray. efendim. Elimde Peki imzalı mühürlü olarak elimde. bunun UEFA ile ne ilgisi var? UEFA'nın Financial Fair Play kurallarının ana konularından biri bir stadın önümüzdeki dönem için başvurulacak stadın belli olması ve o stadın o kulübe ait olmasıdır. Ama benim bildiğim de şöyle, yani bir aylık bir süre var. Galatasaray biliyorsunuz daha önceden de Olimpiyat Stadı'nda da şey oynadı, maçlarını oynadı. Zaten lig de bitmedi. Bunu çok şey, değiştirme ihtimalleri de var zaten. Yani başka yeni Şu bir stat aşamada söyleme Mehmet ihtimali Bey var. takvimi hatırlatayım. 31 Mart itibariyle bütün başvurular sonuçlandı. En fazla 10 Nisan'a kadar geciktirebilirsiniz bunu. Federasyonun kuralı 10 Nisan'dan sonra yapılan başvurularda lisans bir daha alamaz. Dolayısıyla Galatasaray başvurusunu yaptı ama bu başvuruyu ve bu bilgiyi gizledi. Federasyona ve UEFA'ya bu bilgi verilmedi. Birinci konu bu. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Böyle bir durum olursa, çok bir şey. Böyle bir durum olursa, siz Gençlik Federasyonu'nun ya da işte Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetin stadı Galatasaray'a vermeyeceğini tahmin edebiliyor musunuz? Hayır, şu anda mahkeme devam ediyor. Tamam, yani Galatasaray'ın mahkeme devam ediyor. ülkedeki Yani bundan çok bir şey çıkmayabilir. Onu söylemeye çalışıyorum. Bakın, sizin 3 Temmuz'da başladığınız sürece geri döneceğim o zaman. Hiçbir şey olmaz dedikleri bazı şeyler Yok yok sözde onu şike kastetmiyorum. davasında Hakan Bey, neler nerelere geldi. Ben bu konuyu efendim. Hakan Bey çok özür diliyorum. UEFA nezdinde kastetmiyorum. UEFA yine bir şey diyebilir ama Galatasaray burada Gençlik Spor Genel Müdürlüğü anlaşma önüne gider. Mahkemelik olsa bile mahkeme sürebilir. Mahkeme nihai bir karar olmadığı için Galatasaray orada oynamaya devam eder. Yani Ben kastettiğim o. kesinlikle bakın bunların olmayacağını söylemiyorum. Ben saklanan bilgilerden Anladım. ifade edilmeyen UEFA ve TFF'ye verilen belgelerin diğerlerinin farklı olduğunu bahsederek bildiriyorum Tamam. bunu. İkincisi ne? İkinci konumuz asıl önemli konu. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan vergi kaçakçılığı konusu. Ya. Galatasaray Kulübü Ya.
teberrulu bilet satışından dolayı 154 milyon vergi aslı, 54 milyon da bunun cezası olmak üzere 108 milyon TL vergi cezasına çarptırılmıştır. Bu kulübün %20'sine denk gelen bir rakamdır. Ve Galatasaray'a verilen bu ceza önceki yıllarda yani 2009, 10, 11, 12 yıllarında yapılan teberrulu satışlardan dolayı yapılmıştır. Bu ne demektir? O yıllarda TFF'ye ve UEFA'ya verilen Galatasaray bildirgesinde biz vergi kaçakçılığı yapmadık. Bizim vergi kaçakçılığıyla alakamız yoktur bu sene verdikleri gibi bir beyanname vermişlerdi. Ve aynen 2012 yılında Beşiktaş'ın verdiği bilginin yanlış olduğu ortaya çıkınca aldığı ceza gibi Galatasaray'ın bu konudan ceza alması kaçınılmaz görünüyor. Peki, bir şey o yıllarda vergi sorunu vardı ve benim vergi sorunum yok diye bilgi verdi. Peki bununla ilgili elinizde belge var mı, bu UEFA gitti mi? Tabii ki belge var. Peki, bizzat KAP'ta Maliye Bakanlığı'nın verdiği vergi cezası kamuoyu aydınlatma platformunda Galatasaray tarafından açıklandı. Hatta uzlaşmaya gidiyoruz denildi. Daha sonra son dakikada yaptıkları hatayı ettiler. Çünkü uzlaşmaya gitmek demek vergi kaçırdığını kabul etmek ve bunu ödemeye için yol aramak demektir. Uzlaşmadan bir gece önce tekrar KAP'ta bir açıklama var. Biz uzlaşmadan vazgeçtik, gitmiyoruz diyerek son dakika manevrasıyla bundan kurtardılar. Peki, ve şu anda mahkeme yoluna gitmeye çalışıyorlar. Ancak bu maalesef verdikleri bilginin hatalı olduğunu kurtarmıyor. Siz çok iyi hatırlarsınız. Mayıs 2011'de Fenerbahçe rahmetli at başkanı Serkan abimizin verdiği bilgi bizim şikeyle hiçbir alakamız yoktur şeklindeki bilgi, ki o dönemde hiçbir şey yoktu. 3 Temmuz 2011 geldi. Bu iddialar ortaya atıldı ve siz o dönemde verdiğiniz beyannamede nasıl yanlış bilgi verdiniz diye bir de ceza verdiniz. Tabii, çok önemli bir konuydu. UEFA'nın en önemli verdiği konulardan biridir bu. O mahkemeden sonra verildi, onu biliyorum, rahmetli Serkan Bey ile ilgili şey. Peki UEFA'ya da Galatasaray vergiyle ilgili bilgi mi saklıyor verirken? Bunu biliyor musunuz? UEFA Galatasaray'a benim vergiyle ilgili son dönemde ve son birkaç yılda hiçbir sorunum yoktur. Ben vergimi tamamen ödüyorum şeklinde bir beyanname verdi. Bunun belgesi var mı UEFA'ya verdiğine dair? Var tabii ki. 31 Mart başvurusunda federasyon diyor ki o belge yokken bana gelip başvurmayın bile. Ben size lisans vermem diyor. Tamam. Bir başka konuya geçiyorum. Galatasaray 31 Aralık bilançolarıyla federasyona başvurdu. En önemli konu budur. Oysa Şubat 2014 bilançoları, kamuoyu aydınlatma platformunda yayınlanan Şubat 2014 bilançolarında o günden sonraki alınan, özellikle bilirsiniz devre arası Galatasaray'ın bu 7-8 tane futbolcu aldı. Bunun dışında birçok harcaması oldu. 518 milyon TL'ye yükseldi kısa vadeli borçlar. Bu borçlar dikkate alındığında UEFA'nın belirlediği 45 milyon euroluk financial fair play sınırı fazlasıyla aşılıyor. Yani 31 Aralık rakamlarıyla başvuruyorsunuz. Oysa Şubat sonu geldi. 2013 mü? Bunu kat ve kat artmışsınız. 31 Aralık 2013 mü? Evet efendim. Peki Galatasaray bunu niye saklasın? Zaten dünkü 2 gün önceki kongrede olan Mali Genel Kurulu'da zaten sizin dediğiniz rakamı açıkladı. 500 açıkladı ama bakın açıkladı. UEFA dünkü rakamlarla UEFA financial fair play'i almaz. Net olarak söylüyorum. Çünkü UEFA'nın alt limitleri var, kırmızı çizgileri var. O kırmızı çizgilerin dışında kalıyor bu rakam. Ve sadece Aralık sonuyla Şubat sonu arasında kısa vadeli borçlar 70 milyon TL arttı. Bu bizzat bütün FFP kurallarını aşıyor ve Galatasaray'ın alınmamasını sağlıyor. Peki şu mudur? Yani sizin şeyiniz şu mu? Sonuç olarak yani son sorumu soruyorum. Galatasaray gelecek sene UEFA kupalar, Avrupa kupalarından men mi edilecek? Yani sizin var mı? Yani hayır, buradaki amaçlanan şey o mu? Ya bunun olmasını mı, olacağını mı düşünüyorsunuz? Bakın benim başvurum mevcut belgeler ve kurallar çerçevesinde Galatasaray'ın usulüne uygun olarak başvurusunu sağlanmış. Ben Fenerbahçe olarak 10 yılda 377 milyon TL vergi ödemişken adamların 2010 yılında 100 milyonluk vergisi 3 milyona düşürülsün. Bu da 6 taksitle alınsın. Bu sene yine 108 milyonluk vergi cezası alsın. Ben bu usulsüzlüğe karşıyım. Eşitlikse eşitlik olsun. Ben eğer o 377 milyonluk vergi ödemesem ben de Drogba alırdım. Ben de giderdim büyük oyuncularla, ama bu eşitsizlik olduğu için iki taraf arasında kayırılan bir takım olsun istemiyorum. Ben katılıyorum buna. Sonuna kadar katılıyorum. Teşekkürler. Son iki konuyu federasyona bildirdiğimiz. Çok son acele. İki konuyu size bildirmek istiyorum. Bu iki konuda özellikle usul açısından çok önemli. Galatasaray'ın kredi değerlendirmesi, yani Galatasaray şu anda teknik iflas kapsamındadır. Teknik iflas borç ve alacak farkının
borçlar lehine olmak üzere büyük olması. Yani Galatasaray'ın bütün varlıklarını satın, şu anda borçlar ödedikten sonra hala eksi 50 milyon kalıyor. Aralık sonu rakamlarına göre. Yok, oysa bu doğru değil. Bu doğru değil. Bunu söyleyeyim. Riva arazisiyle zaten bütün mesele Galatasaray'daki o Riva arazisi kapmak. Onu söyleyeyim. Bu çok doğru bir şey değil. Yani onu hemen söyleyeyim. Bakın ben o zaman size biraz da eksik bilgilerinizi tamamlayayım. Ya şeye girmeyelim. O teknik bilgilere girmeyelim. Ne olur onu daha sonra konuşuruz ama böyle bir şey yok yani. Onu söyleyeyim. Hayır, teknik değil. Bakın Riva şu anda 200 milyon dolar ipoteklidir. O 200 milyon dolar ödenmeden Riva ödenmez. Riva satılamaz. Bu kadar net söylüyorum. İpotek belgeleri elimde benim çünkü. Şu son iki maddeyi alalım. Son bir madde. Peki efendim. Son iki madde. Bu teknik iflas kapsamında baktığınız zaman Galatasaray teknik iflastan 2030 yılına kadar ki gelirlerini göstererek kurtulmuştur. Yani ben geleceğe yönelik gelirlerimle ben bunu aşacağım demiştir. Uluslararası mali standartlara göre bu şekilde kurtulmuştur. Asıl konu bu değerlemeyi yapan yatırım şirketinin, ismini vermiyorum özel bir şirket olduğu için, Galatasaray'ın en büyük kreditörü olan Rus Bankası'nın alt kuruluşu olması ve dolayısıyla kreditör ve değerleme şirketinin menfaat çalışması, yani conflict of interest dediğim, ona karşı çıkamayacak bir rapor vermek zorunda oluşudur. Bu da aynı şekilde belgelenmiş ve federasyon ve UEFA'ya bildirilmiştir. Son konuda Galatasaray'ın bağımsız denetimini yapan Yeminli Mali Müşavir şirket, yine ismini vermiyorum, başkanı Galatasaray'ın kongresidir. Benim bilançomu benim kardeşimin incelemesi gibi bir şeydir. Bu konuda olumsuz bir şey vermesi mümkün değildir. Bunların hepsi belgeli bilgili olarak UEFA'ya, federasyona bugün itibariyle verilmeye başlanmıştır. Bütün takım taraftarlarının, hatta içimizde Galatasaray Spor Kulübü taraftarları da var, gönderdiklerini biliyorum. Ancak bu şekilde Türk futbolu ve Türk spor kamuoyu eşitlik içinde yarışır diyorum. Peki, teşekkür ediyorum.